Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün kısmet olursa sizinle yeni bir okuma dersine başlayacağım. Dün yapmış olduğum Cabiri okumaları dersimizin sonunda da belirtmeye çalıştığım gibi Cabiri okumalarımızın kimi konularını işlerken bu konuların aslında akademik açıdan biraz daha açılması gerektiğini ve yine akademik anlamda analizinin ve tahlilinin yapılmasının lüzumuna hep inandım ve bunun farkındayım. Ancak okumalarımız bir proje dahilinde ve kitabın muhtevasıyla büyük ölçüde sınırlı olduğu için bu detaylardan ve ihtiyaçlardan sarf-ı nazar ettim. Buna mukabil bugün başlayacağım dersimizde bir taraftan çağımızın çok ünlü bir mütefekkirini İslami ilimleri okumak ve anlamak söz konusu olduğunda hiçbir akademisyenin ve bilim insanının asla bigane kalamayacağı bir isim olarak Nasır Hamit Ebu Zeyd merhumun eserlerinden ve bu eserlerin muhtevasından bahsetmeye çalışacağım. Ve tıpkı Cabiri okumalarını yaptığımız gibi bu kitapları da bölümler halinde sizinle paylaşarak okumaya çalışacağım. Bu okumaya ihtiyaç hissetmem, siz değerli izleyenlerin ve sevgili öğrencilerimin buna ihtiyaçlarının olacağına inanmamın en önemli nedeni Ebu Zeyd okumalarında Cabiri okumalarımızda genel anlamda değindiğimiz özellikle yorum, tevil gibi çok temel konuları Ebu Zeyd merhumun eserlerinde çok detaylı bir biçimde bize sunabilmiş olmasındandır. Bu itibarla akademisyen adayı arkadaşlarımız ya da akademisyenliğin belirli bir merhalesine erişmiş bulunan meslektaşlarımızın Cabiri okumalarımızı takviye eden, onu belli ölçüde tamamlayıcı olacağını düşündüğüm Ebu Zeyd okumalarını da dinlemelerini, takip etmelerini hararetle beklerim. Ebu Zeyd dendiğinde Mısır'daki Ezher hayatında önemli sorunlara maruz kalmış, yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalarak ülkesinden, ailesinden ayrılmış, tekfire maruz kalmış ve düşünmenin ve üretmenin bedellerini ödemiş bir isimden söz ediyoruz. Dolayısıyla Ebu Zeyd'i okumak demek, çağdaş İslam dünyasında Müslüman mütefekkirin bir anlamda karşı karşıya olduğu problemi, sorunu da görmek demektir. Hayatının zorlu dönemlerinde, yurt dışı ve gurbet hayatında İslami ilimlerin anlaşılması ve bunun üzerinden yeni bir İslami tefekkürün doğmasını arzulamaktan asla geri durmamış, yeteneklerini ve bilgi birikimini kitaplara ve makalelere dönüştürmek suretiyle gelecekteki okurları yani bizler için hazırlamış ve dolayısıyla bizim de ona ve bu mübarek mesaiye hürmeten onları okumamız ve anlamaya çalışmamız gerekmektedir. Çoğu isimle ilgili olduğu gibi maalesef ülkemizde Nasr Hamit Ebu Zeyd denildiğinde de
hemen akla olumsuz yargılar gelmekte. Çoğu itibariyle doğru düzgün bir Ebu Zeyd okuması yaptığını bile düşünmediğim pek çok kimsenin onun işte tarihselci olduğu, efendim Batı düşüncelerine adapte olup kendisini Batı'ya angaje ettiğini, dolayısıyla Sünni gelenekten koptuğunu ve böylelikle eserlerinin tehlikeli olduğunu, okunmaması gerektiğini ve dolayısıyla da okunması durumunda kafaların karışacağı vesaire gibi olumsuz ve son derece gayri ciddi ve akademik çerçevede asla yeri olmayan ifadelerle karşılaştığımızı görüyorum konu Ebu Zeyd olduğunda. Dolayısıyla bu okumalar bize bu tür ön yargıların ne kadar gereksiz, anlamsız ve aynı zamanda Ebu Zeyd'i tanımamaktan kaynaklı olduğunu da bu dersler göstermeye çalışacaktır. Tabii ki şunun da altını çizmeliyim ki Cabiri okumalarında da ifade etmeye çalıştığım gibi Ebu Zeyd gibi bir mütefekkirin bütün düşüncelerini kalemiyle kağıda dökebilmiş, bunu neşredip yayınlayabilmiş, dünyanın pek çok dillerine tercüme edilmek suretiyle düşünceleri aleni olarak bilinmekte olan bir mütefekkirin benim savunuma falan bir ihtiyacı yok. Bu dersler de bir Ebu Zeyd savunusu değil. Bütün derslerimde söylemeye çalıştığım gibi benim temel amacım siz değerli öğrencilerim ve ilgi duyan izleyicilerimin akademik bir formasyon kazanması çerçevesinde ufkumuzun genişlemesi, perspektifimizin genişlemesidir. Başka bir amacım yok. Kaldı ki akademik hayata atılan, akademik rehberlik konuşmalarımda bunların üzerinde durduğum için burada uzunca söylemeyeceğim. Akademik hayata atılan ve kendisini akademisyen olmaya aday gören her insanın bir kere okumanın tehlikeyle tavsif edilemeyeceğini bilmesi gerekir. Hiçbir okuma tehlikeli değildir. Tehlikeli olan okumayı bilmemektir. Bunları bu derste konuşacağız. Okumayı bilmemektir. Bir de neyi ne zaman nasıl okuyacağını bilememektir. Özellikle ülkemizde farklı düşünceler söz konusu olduğunda sahip olduğu düşüncelerinin kaybolacağı, yıkılacağı, sarsılacağı ya da etkileneceği kaygısıyla okumaktan geri duranlar ya da geri durmayı tavsiye edenlerin gözlerinden kaçan nokta şayet sahip olduğunuz düşünceler güvenilir değilse, hemen etkilenebiliyorsa, etkilenebilip yok olabiliyorsa, çürütülebiliyorsa, değerli değilse, onları niye taşıyorsunuz ki? Sırtınızda bir kambur gibi. Oysa düşünceler kendisini okumaya kapatarak olgunlaşıp gelişmezler. Tam tersine okumaya açarak, okudukça, öğrendikçe olgunlaşmak suretiyle bizde nüveler halinde bulunan bir kısım düşünce ve fikirlerimizin tekamül etmesinin yolu okumaktır. Okumaktan kaçınmak değil, her ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun okumaktır, okumaktır. Birazdan üzerinde duracağım. Bu itibarla akademik rehberlik olarak tasarladığım bu derslerimizin bir bölümünde de Ebu Zeyd okumaları yapmamızın bu rehberliğe çok önemli bir katkı sağlayacağını inşallah hep birlikte göreceğiz.
Değerli izleyenler, İslami ilimler alanında akademisyen olmak, okumalar yapmak bizi İslami ilimlerin bütününün ama bölmeden, parçalamadan, ayrıştırmadan bütününün varisi kılar. Biz tüm ulumu İslamiyenin varisleriyiz. Şu mezhebin, şu ekolün, şu fırkanın ürettiklerinin değil, tüm geleneğin varisleriyiz. Gelenekçilik böyle olur. Geleneğin sadece bir damarına tutunup kalarak gelenekçilik yapılmaz. Geleneğe sahip olmak ve gelenekçi olmak, geleneğin tümüne varis olmaktır. Ve daha önceki derslerimde de söylemeye çalıştığım gibi, geleneğin bütününe varis olmak demek, geleneğin mahkumu olmak değildir. Bir mirasa sahip olmak, o mirasın mahkumu olmak değildir. Bir mirasa sahip olmak bir zenginliktir, onu kullanmaktır. Bu nedenle Ebu Zeyd okumaları, bütün bir geleneği okumanın, bütün bir geleneğe sahip olmanın, bütün bir geleneğin mirasından yararlanmanın somut örnekleri olması bakımından son derece önem arz etmektedir. Sözü uzatmadan bu dersimizde sizlerle inşallah kısmet olursa öncelikli olarak olgunlaşma döneminin, yaşlılık döneminin sonlarına doğru kaleme aldığı yazılarından oluşan bu yorum meselesi kitabını inşallah sizinle takip edeceğim, okuyacağız. Burada çok önemli konular ve yine başta da söylediğim gibi Cabiri merhumun okumalarını ikmal edici mahiyette son derece önem arz ediyor. Bu kitabın bölümlerini okurken bu bölümlerin daha sağlıklı anlaşılmasını sağlaması bakımından o bölümleri takviye edici olarak bu kitabı da inşallah sizlerle yorum meselesi kitabının içeriklerini arz ederken bu kitabı da size özetlemiş olacağım. Yani bizde tefsir geleneğinde akılcı eğilim ya da onun karşıtı diğer eğilimler, bunları birlikte ele alarak onu okumaya çalışacağım. Bunları bitirdikten sonra muhtemelen inşallah bunların bitmesine yakın Cabiri okumalarımızda da irfani akla, irfani epistemolojiye gelmiş olacağız. İrfani epistemolojiyi Cabiri üzerinden değerlendirirken son derece önemli olan Sufi herapötik Ebu Zeyd'in son derece önemli İbni Arabi üzerine yaptığı bence çok kıymetli bir eser olan Sufi hermenötik kitabını da sizinle birlikte değerlendireceğiz, ele alıp üzerinde duracağız kısmet olursa. Şimdi bu okumalarımızı gerçekleştirmek üzere yeniden Bismillah diyelim ve ekranımızı paylaşarak her zaman yaptığımız gibi dersimize başlayalım. Gördüğünüz üzere Nasır Hamit Ebu Zeyd okumalarının birincisindeyiz ve Yorum Meselesi kitabını okuyoruz. Yorum Meselesi kitabının orijinal adından başlayalım. Orijinal adı Yorum Meselesi olarak Türkçe tercüme edilen, ki mütercim de burada kutlamak istiyorum, son derece güzel bir tercüme yapmış. Efendim, orijinal adı İşkaliyetül Kıraat, okuma sorunudur. Ve aliyatü't tevil, yorum araçları, enstrümanlarıdır.
Demek ki kitabımızın içeriği itibariyle iki son derece önemli hususun üzerinde duracağız. Birisi okumadır. Okumaktır. Diğeri de okumanın bir ayrılmaz parçası olan yorumdur. Diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, okumanın vazgeçilmez zorunlu bir unsuru olarak anlamadır. O halde şöyle söyleyebiliriz. Ebu Zeyd'in yorum meselesi kitabı okuma ve anlamayla ilgili. Ve konu kitabın başlangıcında önemli bir bölüm olarak ön sözden sonra yapmış olduğu bir girişte Ebu Zeyd merhum bize okumanın öneminin nasıl okunması gerektiğinin altını çizerek son derece önemli bilgiler verir. Ve ben bu bilgileri biraz daha genel bir çerçevede size sunduktan sonra asıl konumuz olan Ebu Zeyd'in kitabında bir hermeneutik tarihçeden bahsediyor. Hermeneutiğin bir tarihçesini veriyor. Bu tarihçeden bugün başlayacağız ve sizi yormazsam kısmet olursa ilk isim olarak da Frederick Schleiermacher Mahır'dan söz edip onun hermeneutik anlayışını birinci dersimiz olarak arz etmeye çalışacağım. İlerleyen dakikalarda konuyu hermeneutiğe getirdiğimde ve oradan başladığımızda bu çerçevede de sizinle paylaşacağım, sizlere söylemeyi düşündüğüm bazı temel noktalar var. İnşallah onları da yeri geldiğinde arz ederim. Şimdi Ebu Zeyd konuya şuradan başlar. Bizim geleneğimiz bir okuma ve anlama geleneğidir. Neden? Çünkü İslam geleneği, İslami ilimler vahiy metinlerini vahiy okuyup yorumlama üzerine dayalıdır. Dolayısıyla elimizde bir vahiy ilahi kelam, diğeri de onu da şöyle yazalım. Diğeri de hadis dediğimiz Hazreti Peygamber'in sözleri. Bunlar da metindir. Dolayısıyla Ebu Zeyd bize konuyu dini bağlamda okumada metin okuması olarak sunar. Yani konu metin okumaktır. Konu metin okumak olduğunda bizim geleneğimizde ortaya çıkan temel üç tavırdan söz eder ve bu üç tavır üzerinden geleneğin okunmasını önerir. Şimdi metin okumak söz konusu olduğunda, bir metni okumak söz konusu olduğunda bu metni okumak bir farklı dildeyse tercümeyi, iki metnin açılımını, izahını anlaşılır hale gelmesini sağlayan tefsiri, üç, metni adeta yeniden üretmek anlamına gelen, ki az sonra konuşacağız, bunu Cabiri derslerinde de konuştuk, yorumu, tevili içerir. Üç aşamalı bir okumadan söz ediyoruz. Dolayısıyla bir metni A dilinden
B diline aktarmak tercümedir. Ama tefsir ve tevil aynı dil içinde gerçekleşir. Farklı dillere tefsir etmekten söz etmeyiz. Farklı dillere tevil edilmez. Tercüme edilir. Ama aynı dilde, Arapçanın Arapça içinde, Türkçe Türkçe içinde, İngilizce İngilizce içinde, kendi diliyle yazılmış metinlerin tefsir ve tevilinden söz ederiz. Dolayısıyla tefsir ve tevilden söz ettiğimizde konunun son derece önemli bir boyutuna daha geçmiş oluruz. Peki bu önemli boyut nedir? Metindir. Okumaya konu olan nesne metindir. Şimdi burada konunun ne kadar önemli bir boyut kazanacağına dikkatinizi istirham ediyorum. Şimdi konu metin olduğunda bizim metin üzerine biraz konuşmamız gerekecek. Metin nedir? Birinci olarak metin dildir. Bir dilden söz ediyoruz. İki, metin yazardır. Çünkü metnin bir yazarının olması gerekir. Üçüncü olarak metin bir okurdur. Dolayısıyla bir metinden söz ettiğimizde bu üç unsur zorunlu olarak bulunmak durumundadır. Peki, şimdi bu metnin dil boyutunu ele alalım. Dil boyutunu ele alalım. Dil nedir? Dil nedir? Tabii bu derslerimiz inşallah ilerleyecek. Ve bizim felsefe okumaları dersimizde biliyorsunuz başladı. Onları da belli bir düzeye ilerlettiğimizde ileride özellikle dil felsefesi üzerinde bir inşallah okuma başlayacağız. Orada zaten çağdaş dil bilimcilerden, dil felsefecilerden, Bernard Russell'dan, Gottlob Frege'den, Wittgenstein'a vesaire uzanan çizgide bu isimlerin ve bu konuda bizim kendi çağımızda Müslüman dünyada yazılan çizilenlerinde inşallah üzerinde duracağız. Peki dil nedir? Dil bir araçtır. Dil bir araçtır. Buraya dikkat edelim. Zaten aliyatü tevil dediği yorumun enstrümanları olarak Türkçe'ye çevrilen aliyat, alettir, bir araçtır. Peki dil ne tür bir araçtır? Dil bir araçtır. Ne tür bir araçtır? Dil yazarın ve okurun birlikte ortaklaşa paylaştıkları bir araçtır. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Dil yazar ve okurun ortak paylaştıkları bir araçtır. Şimdi eğer yazar ile okur aynı dili paylaşıyor olmasalardı metin bir bilgi aktarımı vasıtası olamazdı. Dolayısıyla metin bize bir bilgi aktaracaksa ve bu bilgi yazarın bize aktarmak istediği bilgi ise yazar ile okur arasında köprü olacak bir vasıta şarttır. Bu dildir ve ortaktır. Cabiri derslerinde bu ortaklığa muvadaa demiştik biliyorsunuz. Yani ortaklaşa uzlaşıyla o kültür mensuplarının kullandıkları bir dildir. Özellikle Ebu Zeyd eserinde dilin bu araçsal yönü üzerine hermenötik derslerde de dikkat çekerek durduğu gibi her yazar düşüncelerini aktarmakta kullandığı dilin aracı gelişimine katkıda bulunur. Dili geliştirir. Dikkat buyurunuz. Dil üzerinde konuşuyorum.
dili geliştirir. Demek dil gelişmeye açıktır. Onun için kavramsallaştırmalar her ilim insanının, filozofun belli kavramsallaştırmalarla öne çıkması dilin en azından bu kavramlar çerçevesinde gelişimine her bir mütefekkirin ve yazarın katkısıdır. Demek bu araç bir taraftan yazar ile birlikte gelişen, gelişen yazarın katkı sağladığı, diğer taraftan da yazara sınır koyan bir araçtır. Onun için Akif kalbindekinin dile getiremediğinden ifade ediyor. Şimdi burada dilin bir sınırı var. Dilin bir sınırı var. Ve bu sınırlar çerçevesinde biz düşüncelerimizi aktarabiliriz. Dilin bize sağladığı imkan ölçüsünde yazabiliriz, konuşabiliriz. Bu itibarla az sonra hermeneutiğin tarihçesinde Schleiermacher'ı konuşmaya başladığımızda bunların üzerinde daha detaylı bir biçimde duracağız. Biz dilin mahiyetini, dilin yapısını, dili çok iyi bilmek durumundayız. Yani Cabiri derslerimizi hatırlayın. Lafız ve anlam ilişkisi üzerinde ne kadar detaylı durduğumuzu görüyorsunuz. Dile hakim olmadan, dili bilmeden, dilin imkan ve sınırlarına vakıf olmadan bir metin okuması yapılamaz. Hele bu metin dini bir metinse bunu okuyamazsınız ve anlayamazsınız. Böylece metin bize son derece önemli bir hususu görmemizi sağlar. Demek ki dil yazar ile okurun ortak paylaştığı bir araç, bir enstrümandır. Metin yazar ile okurun, buraya yazıyorum onu, aralarındaki tarihsel mesafeyi kapatır ve buluşturur. Bizden binlerce yıl önce yaşamış birinin kitabını masamızın üstüne koyup ya da elimize alıp okuduğumuzda metin bize aramızdaki bu binlerce yıllık tarihsel mesafeyi ortadan kaldırır. Bizi metin vasıtasıyla binlerce yıl önceki bir yazara muhatap eder. İşte bu muhatap oluşun çok önemli problemleri vardır. Bunları birazdan konuşacağız. Metin ne demek? Onun üzerinden konuşuyoruz. Peki şimdi tam da burada metnin dil oluşu, yazar ve okuru da içine alan üçlü bir unsur oluşu üzerinde kısaca durduktan sonra yine metin üzerinden son derece önemli bir hususa da dikkat çekmezsek olmaz. Şimdi metin her şeyden önce şöyle bir ok çekelim. İki önemli bizim alanımız itibariyle söylüyorum. Biri yazı, diğeri söz olmak üzere, konuşma, hitap olmak üzere iki unsura ayrılır. İki unsura ayrılır. Ve metni metin kılan, şuraya yazalım. Bir metinden söz ettiğimizde zorunlu olarak anlamdan da söz ederiz. Anlam bir şeyi metin kılan onun genetik DNA'sıdır. Bu nedenle daha önceki İslami ilimlerde anlamayla ilgili Kur'an hermeneutiği bölümünde dinleyebilirsiniz yaptığım konuşmalarda metin üzerine, anlam üzerine konuşurken orada da söylemiştim. Anlamlı her şey bir metindir. Yeter ki bir anlama delalet etsin, bir anlamı göstersin.
Hepsi metindir. Ama biz burada dini ilimler ve dini metinlerden söz ettiğimiz için burada yazıyla sözden söz ediyoruz. O halde yazı bir metinse, söz bir metinse bunun mutlaka nesi olmalıdır? Anlamı olmalıdır. Anlamı olmayan yazı metin değildir. Anlamı olmayan söz de yine metin değildir. Biz bir metin yazılı, bir metin sözlü olduğunda bunun arasındaki en önemli ayrımı tarihsellik üzerinden yaparız. Metin söz olduğunda hatip ile muhatap arasında tarihsel fark yoktur. Bu canlı birebir hatip muhatap ilişkisinde gerçekleşen sözü söylüyorum. Teknolojinin gelişmesiyle benim bu yaptığım YouTube dersleri de inşallah imkan olur. Belki yüzlerce yıl sonra da izleyecekler olacak. Yine aramıza tarihsel mesafeler girdi. Zaten bizim bu yaptığımız konuşmalar ya kayıt olarak vesaire görsel bile olsa sizinle yüz yüze aynı tarihsel ortamı ve mekanı paylaşarak bu dersleri yapmadığımız için bunun bir yazılı metinden farkı yok. Bu da bir metin, yazılı metin şeklidir. Eğer sözden bahsediyorsak bunun çok fazla zaten bir anlam problemi yok. Problem metin yazı olduğundadır. Problem metin yazı olduğunda olunca işte bizim bir vahiy yazılı hale gelmiştir. Mushaf bir metindir. Şuraya yazıyorum. Metindir. Hadis yazılı kaynaklar üzerinden metindir. Ulemanın eserleri yazılı birer metindir ve biz bunları okuyoruz. Peki bunları okurken aramıza ne giriyor? Temel faktör, az sonra Şılayır Mahır üzerinden biraz konuşacağız. Tarihsel mesafe giriyor devreye. Bu itibarla bu tarihsel mesafeyi aşmanın imkanlarını aşabilmenin sınırlarını inşallah bu derslerimizde ele almaya çalışacağız. Ebu Zeyd işkaliyetül kıra'e ifadesiyle şu ifadeyle bizim çağdaş Müslüman akademisyenlerin içine düştükleri bir problemden söz eder. Der ki en önemli kusurumuz alan ayrımı yaparak okumaktır der. Şimdi biz bunu şuraya yazalım. İslami dergileri İslami ilimler geleneği diyor Ebu Zeyd merhum. Ruhu şad olsun. Bir bütündür. Ayrıştırarak okuyamazsınız. Yani bunun sadece tefsirini okumakla akademisyen olamazsınız. Hocam ben tefsir hocasıyım, tefsir akademisyenim. Olsun. Sadece tefsir okumuşsan, sadece tefsir okumuş birisin. O kadar. Oysa akademik bir bakış açısı bütünlük gerektirir. Onun için bu işgaliyet konusunda Ebu Zeyd'in en önemli vurguladığı ve öne çıkardığı husus, az sonra Şilay Mağar'da da bunu konuşacağız, okumanın bütünlüğüdür. Bütüncül okuma. Çünkü İslami ilimler birbirleriyle etkileşim içinde olduğu için,
birinin doğmasına ve gelişmesine diğeri katkıda bulunduğu için. Erken dönem bunu üreten ulema, İslami ilimlerin hemen hemen hepsine vakıf olan isimler olduğu için bu insanları okumak ancak bu insanların ürettiklerini bir bütün olarak okumaktan geçer. Dolayısıyla geleneği bir bütün olarak okumadan, hocam buna ömür mü yeter? Yettiği kadar okuyacaksınız. Ya da okuyabilmiş olanların okuduklarından yararlanacaksınız. İşte Ebu Zeyd okumaları niye yapıyoruz? Cabir'i okumaları niye yapıyoruz? Cabir'inin çıktığı merdiveni bir de biz bir daha çıkmayalım. Onun bıraktığı yerden devam edelim. Ebu Zeyd'in çıktığı merdiveni tekrar bir de biz çıkmayalım. Onun bıraktığı yerden devam edelim. Ben bu dersleri niye yapıyorum? Öğrencilerim ya da ilgi duyan değerli izleyenlerimiz benim birikimimin üzerinden devam etsin diye. Beni dinleyerek, beni anlayarak, bunları kavrayarak buradan devam etsin. Ben bu dersleri 50 yıldır biriktirdiğim naçizane ne kadar biriktiyse onlar üzerinden size aktarıyorum. Benim 50 yıldır yürüdüğüm yolu bir de siz geri niye yürüyesiniz? Dolayısıyla İslami ilimleri bir bütün halinde okumak. Ve bunları ayrıştırmamak. Bu bize şunu sağlayacak. Daha önceki derslerimde de üzerinde durdum. Bütüne vakıf olduğunuzda fark ettiğiniz sorun bütüne ait olur. Parçayla meşgul olduğunuzda fark ettiğiniz sorun parça olur. Ve parça sizi hiçbir zaman bütüne götürmez. Onun için biz çağdaş dünyada İslami ilimlerin yeniden bir okunmasını ve tefekkürünü hedefliyorsak, işte Cabiri merhumun da ısrarla önerdiği ve okumalarını yapıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yeni bir okuma epistemolojisi üzerinden tüm ulumu İslamiye'yi doğru bir şekilde anlayabileceğimiz bir yöntemi ve metodolojiyi geliştirmek durumundayız. İşte bu okumanın problemlerini ele aldığı eserinde anlamanın enstrümanlarını, vasıta ve araçlarını da ele almakta. Hermenötik, tefsir, tevil gibi hemen her unsurun üzerinde durmak suretiyle bize Ebu Zeyd merhum bir metni nasıl okuyacağımızı, anlayacağımızı, özellikle bu metin İslami ilimlerle ilgili bir metinse burada nasıl bir tavır takınacağımızı göstermeye ve anlatmaya çalışır. Şimdi tam da burada konuya yeniden başlayalım. Metin yazı olduğunda ki asıl temel sorunumuz budur. Burada devreye işte efendim dil girdi, okur girdi, yazar girdi. Bunlardan bahsettik. Bunların anlaşılması, yorumlanması Ebu Zeyd'in eserinde hermenötik bir tarihçeden söz etme, hermenötik gelenekten bahsetme ihtiyacını hissettirdi ve müellif bize bir hermenötik tarihçe sunuyor. Yani kısaca hermenötik gelenekten bize söz edecek. Şimdi efendim
Hermönetik nedir? Niye bundan söz ediyor? Şu son zamanlarda, bir zamanlar 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çok bizim ilahiyat alanında moda bir şeydi bu. İşte bu 2000'li yıllardan sonra, tırnak içinde söylüyorum, tükaka oldu. Aleyhte, hermönetik aleyhinde olmak kişiyi daha gelenekçi, daha efendim kıymetli yaptı. Hermönetik demek de kişiyi modernist yaptı, heretik yaptı, bir şey yaptı, yaptı. Bu iki tür yaklaşımın ikisi de aslında konuyu bilmemekten, konuyla alakadar olmamaktan kaynaklı çocuksu şeyler. Oysa hermenötik, daha sonra da üzerinde daha detaylı duracağız. Globalleşmenin, iletişim çağının ve teknolojinin zorunlu olarak bize dayattığı, tüm dünyanın artık anında birbirinden haberdar olduğu ve kocaman bir köy haline dönüştüğü süreçleri yaşıyoruz. Böyle bir süreçte yaşayan bir Müslüman akademisyen dünyanın ne düşündüğünden, onu nasıl ve hangi yöntemi kullanarak düşündüğünden ve bu düşünceden ne gibi sonuçlara ulaştığından ve bu sonuçların bizim için ne tür bir anlama karşılık geldiğinden haberdar olmadan akademisyenlik yapabilir mi? Hayır. Zaten yaptığını zannedenlerin hepsi ya Emeviler devrinde kalmış ya Abbasiler devrinde kalmış. Anakronik olarak kendi tarihinden kopmamış. Çağının farkında ne kadar akademisyen mütefekkir varsa hepsi bunun farkında. Dolayısıyla konu hermönetik olduğunda bunun Batı menşeli bir kavram olduğu, Batı'da ortaya çıktığı, dolayısıyla Batı kültürünün bir okuma biçimini, bir anlama biçimini ifade ettiğini, dolayısıyla biz doğulular için ya da biz Müslüman akademisyenler için hiçbir anlamının olamayacağı ya da bize zarar vereceği şeklindeki bir yaklaşım haklı da değildir, bilimsel de değildir. Çünkü bu global dünyada bilgi üretilirken bilginin enstrümanlarının doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, kültürel aidiyeti ve etiketi olmaz. Bunlardan birlikte yararlanmamız gerekir. Hani hep söyleyip duruyoruz ya, Orta Çağ boyunca Hristiyan dünyayı Müslümanların eserleri etkiledi. Onlar aydınlanmayı böyle gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdiler ama Hristiyan kaldılar, Müslüman olmadılar. Bak, Müslümanlardan etkilendi diyorsunuz. Ama Hristiyan kalarak Müslümanlardan yararlanmışlar demek ki. Peki biz niye Müslüman kalarak Batı'dan yararlanamıyoruz? Batı'da anlamla ilgili, yorumla ilgili ya da çağdaş anlamıyla yeni bilgi üretimiyle ilgili herhangi bir metodolojiyi, yöntemi, felsefeyi, görüşü, bir şeyi okuyunca Hristiyan olmak zorunda mıyız? Bu ne zayıf bir Müslümanlıktır? Bu ne korkak bir Müslümanlıktır? Kül kedisi mi bizim imanımız, Müslümanlığımız? Onu okudum elimden gider, bunu okudum elinden gider.
Bu avami bir kaygıdır. Dolayısıyla eğer Batı 19. yüzyıldan itibaren, özellikle Schleiermacher Mahır için böyle söylüyorum, metinleri okuma ve anlama konusunda adına hermenötik denilen bir bilim ve sanatı geliştirmiş, hem bilim hem sanat olmak bakımından onların aydınlanmalarına katkı sağlamışlarsa, bir enstrüman olarak bir anlamanın, bir yorumlamanın enstrümanı olarak bizim bir Müslüman akademisyen olarak bundan yararlanabilme imkanımız varsa, yararlanabileceğimiz unsurlar varsa ve bunları kendi kültürümün ürünlerini anlamada kullanıyorsam, bu ne tür bir sorunu ve sakıncası olabilir? Çamaşır makinesi de Batı'nın ürünü. Ama aynı makinede Batı kendi çamaşırını temizlerken ben de kendi çamaşırımı temizleyeceğim. Demek oluyor ki biz kültürler arası etkileşim, kültürler arası diyalog, kültürler arası efendim iletişim söz konusu olduğunda burada korkak bir tavır sergileyemeyiz Müslüman akademisyen olarak. Kendi özgüvenimiz içerisinde kendimizden emin, orada ne var, burada ne var bakarız. Bunların kendi geleneğimizi, mirasımızı okuma ve anlamada bize bir katkı sunacaksa bundan yararlanmaktan kaçınmayız. Zararlı bir yönü varsa da şurası şundan dolayı zararlıdır da demeliyiz ve bundan da kaçınmamalıyız. Konu hermenötik olduğunda özellikle uzun yıllar buna emek vermiş efendim ülkemizde de bu alanda Batı'da doktora yapmış. Bu geleneğin, hermenötik geleneğin ünlü isimleriyle çalışmış çok değerli meslektaşlarımız var. Kulakları çınlasın ve kendilerine hayırlı, uzun, sağlıklı ömür diliyorum. Burhanettin Tatar gibi. Onun hermenötiğe ilişkin eserlerini okumanızı, keza uzun yıllar hem Kur'an'ı anlamaya hem dini metinleri anlamaya uzun yıllar ama gerçekten uzun yıllarını veren çok değerli çalışmalar ortaya koyan Dürrani Cündioğlu hocanın, üstadın eserlerini yine aynı şekilde çağdaş bilim yöntemleri olarak Türkçe'ye yayınlı yapılan ve hermenötik ekollerin ele alındığı Osman Bilen hocamızın eserini okumanızı, bir de derli toplu bilgiler içerdiği için başlangıç düzeyinde Richard Palmer'ın hermenötik olarak Türkçe'ye çevrilen eserine bakmanızı naçizane tavsiye ederim. Bunları okumalısınız ve zaten bu alanda pek çok yazılmış makaleleri ve kitapları bulabilirsiniz. Önemli ölçüde bunlardan yararlanmanızı tavsiye ederim. Şimdi konu buraya geldiğinde bizim yorum meselesi İşkaliyetul Kıraa ve Aliyatü't Tevil orijinal adıyla eserinde Ebu Zeyd'in hermenötiğin bir metnin anlaşılması konusundaki önemini ifade etmek bakımından bir tarihçesini vereceğini söyler ve bu tarihçe içerisinde bize hermenötik gelenekten söz eder.
Şimdi bu hermenötik geleneğin en önemli üstatlarından modern hermenötiğin babası sayılan Friedrich Schleiermacher'dan söz eder. Evet, bir 19. yüzyıl filozofu, felsefecisi, İncil yorumcusu olan Schleiermacher, modern hermeneutiğin öncülerinden kabul edilir. Vefat tarihidir bu. 1864. Schleiermacher metin konusunda hermeneutik olarak bir metni anlamanın üzerinde son derece önemli görüşler beyan eder ve bizi de doğrudan ilgilendiren bu görüşlerini müsaadenizle sizi çok yormayacak şekilde özet bir biçimde size aktarmaya çalışacağım. Evet. Schleiermacher bir metni yorumundan hermenötik olarak söz ettiğinde doğal olarak burada yukarıda ifade ettiğimiz üzere üçlü unsurun altını çizer. Bir dil, iki okur, üç yazar. Bu üçlü unsurun birlikte inşa ettikleri hermenötik, bu üçlü unsur tarafından inşa edilir hermenötik. Fakat merkezi kavramı okur. Hermenötik okurla ilgili bir şeydir. Çünkü hermenötik anlamdır. Metnin dil olarak taşımış olduğu anlam iki önemli unsura sahiptir. Bir, yazarın kastı olarak anlam. Yazar bu metni yazarken neyi kastetti? Bu anlam. Fakat hermeneutiğin konusu olan anlam ise okurun ne anladığı anlamdır. Evet, okur ne anlıyor? Şimdi okur burada o kadar önemli hayati bir kavramdır ki Schleiermacher'da okurun metin üzerinden gerçekleştireceği okuma ve anlama faaliyeti, yani hermeneutik iki önemli sonuçla karşı karşıyadır. Bu anlamın bir doğru, bir de yanlış olanı vardır. Doğru anlam yazarın kastına tekabül eden anlamken yanlış anlam yazarın kastıyla çelişen anlamdır. Yazarın kastetmediği anlamdır. Şimdi burada Schleiermacher bize şunu söyler. Der ki okur metni öyle bir okumalı ki bu metinden doğru anlamı, yazarın kastını anlamalı. İki, metni okur öyle bir okumalı ki yazarın kastettiği anlamı yazardan gerekirse daha iyi anlamalı. Bunu farklı bir renkle yazalım. Çünkü birazdan hermeneutik ilkeler olarak bunların üzerinde bayağı bir duracağım. Hatta buraya değil de müsaadenizle bunu şuraya yazayım. Buraya yazıyorum. Okur metni yazarından daha iyi anlamalıdır.
Bunların üzerinde ileride de duracağız. Ne demek daha iyi anlamalıdır? Yani bir okur yazarın kastını yazardan daha iyi anlamalıdır demek, az sonra da konuşacağımız üzere okur ile yazar arasındaki tarihsel mesafeyi kaldırmak, yazarın kendi tarihselliğine ait metni kendi tarihselliği içinde yeniden inşa etmesidir. İşte tam da burada Ebu Zeyd'in de merhumun dikkatimizi çektiği üzere okur yazara ait metnin tarihsel mesafesini ortadan kaldırarak onun metnini adeta ondan daha iyi anlamak anlamına gelen metni okurun kendi tarihselliği içinde anlamlandırması ve yeniden inşa etmesi konusunu temel bir hermenötik ilke olarak ortaya koyar Schleiermacher. Birazdan bu yeniden inşanın detayları üzerinde duracağım. Ancak Schleiermacher hermeneutiği söz konusu olduğunda okurun iki önemli yönüne Schleiermacher işaret eder. Okuru dil üzerinden anlamanın, yani hermeneutiğin dilsel boyutu, bu doğrudan metinle ilgilidir. Bu metindir. Bir de okurun psikolojik boyutu olduğuna dikkat çeker. Dolayısıyla Schleiermacher hermeneutiği söz konusu olduğunda birisi merkezini dilin teşkil etti, diğeri de psikolojinin teşkil ettiği iki temel sütun üzerine oturduğunu söylemek doğru olur. Schleiermacher okurun bir metni anlayabilmesi için önce dilsel bir yeteneğe ve dile hakimiyete sahip olmasının ön ve zorunlu şart olduğunun altını çizer. Yani okur, okuduğu metnin dilsel mahiyetini bilmiyorsa zaten o metni anlamak gibi bir şansı hiç yok. Bir de psikolojik olarak okur, bunu da şuraya yazalım, insan psikolojisini, antropolojik olarak insanı tanıması gerekiyor. İşte bu Schleiermacher'da insanı tanımayla ilişkili bu psikolojik yetenek, donanım, okuru yazarın kendi tarihselliği içindeki konumunu, psikolojisini, metni hangi psikolojik saikler ve ortam çerçevesinde yazıp ortaya koyduğunu, dikkat buyurunuz buraya yazıyorum, öngörmesi gerekiyor. Birazdan bu sözcükleri yeniden yazacağım. Divinatory reconstruction diye ifade ettiği ülkede öngörüsel bir inşa. Adeta bunu yine Schleiermacher'ın hermeneutik ifadesiyle koyalım. Onun hermeneutik ilkesi açısından farklı bir renkle yazmama izin verin lütfen. Eşitleme dediği okurun kendisini yazarla empatik bir bağlamda eşitlemesinden söz ediyor. Yani okur kendisini yazarın yerine koyuyor. Okur kendini yazarın yerine koyuyor. Bu şu anlama gelir.
Bu şu anlama gelir. Tabir yerindeyse okur metni öyle bir okuyor anlıyor ki yazar okurla aynı tarihselliği paylaşsaydı, bugün yaşıyor olsaydı o gün yazdığı metni bugün yazarın, pardon, okurun anladığı gibi yazardı. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer yazar okurun yaşadığı tarihsellikte yaşıyor olsaydı, o gün yazdığı metni bugün okurun anladığı şekilde yazardı. İddiasında bulunacak kadar böyle bir öngörü, psikolojik öngörü, bir divinatory reconstruction dediğimiz, bir öngörüsel inşa diye ifade ettiğimiz bir tavır ortaya koyar. Bunun meslektaşlarımız için söylüyorum, ilahiyatçı meslektaşlarımız için. Bunun Hazreti Ayşe'nin Levkane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el yevm, Resulullah bugün olsaydı lefaale keza, böyle yapardı ifadesinden ne farkı var? Bu Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber psikolojisini çok iyi bildiğini, onun hangi ortamda nasıl bir tavır ortaya koyabileceğini, nasıl bir eylemde bulunacağına ilişkin tam da divinatory reconstruction dediğimiz bir yeniden inşadır, bir sünneti yeniden inşadır, yeniden yorumlamadır. Ben sünnet kitabımı aşağı yukarı bu mantık üzerine kurguladım. Değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, Schleiermacher'ın hermenetik olarak bir metni okuyup anlama konusunda bir dilsel yetinin ve yeteneğin gerekliliğine yaptığı vurgu kadar, psikolojik olarak da aynı zamanda okurun kendisini yazarla eşitlemesi, onun yerine koyması, tabiri caizse kendisini yazarın tarihselliğine götürmesi ya da yazarı kendi tarihselliğine getirmesi şeklinde gerçekleştirilebilecek ve ilerideki hermeneutik ekollerde bunu tartışacağız. Özetleyebileceğimiz bir hermeneutik ilkeden, bir tavırdan söz eder. Bunun ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Wilhelm Dilthey'de, Gadamer'de ve daha sonra bu konuyla ilgili ele alacağımız isimlerde tartışacağız. Bu sıradan bir okumayı, okumuş olmak için okumaktan söz etmiyor. Bir metinle bütünleşmeyi, metni kendine ait kılmayı, bir aidiyeti söylüyor. Şimdi hermeneutik bize kendi kültürümün, İslami ilimlerin metinlerini okurken onlarla bütünleşmeyi, onları kendime ait kılmayı, beni onlara ait kılmayı öneriyorsa bir yöntem olarak, bunun bana ne zararı var? Dolayısıyla Schleiermacher hermeneutiğinde metnin bir taraftan dilsel, diğer taraftan da psikolojik ikili bir diyalektikle okur tarafından gerçekleştirilecek bir hermeneutik etkinlik olduğunu belirledikten sonra, yine okur üzerinden, okurun bu yeniden inşasına yönelik olarak Schleiermacher bize iki temel unsurdan söz eder. Birisi objektif, nesnel, diğeri ise subjektif, öznel olmak üzere iki okurun metinle kurduğu ilişkiyi ele alır. Hem nesnel, objektif, hem de
subjektif, onları da yazalım. Bu tavırda bize şair Mahır şunu önerir. Der ki objective, bakın, historical reconstruction nesnel tarihsel yeniden inşa, bu metnin dil bakımından nesnelliğine vurgu yapar. Bu yönüyle ben metni öyle bir anlamalıyım ki onu öyle bir objective historical reconstruction olarak yeniden öyle inşa etmeliyim ki Ali de böyle anlamalı, Veli de böyle anlamalı. Fakat aynı zamanda ben metni subjective historical reconstruction olarak da okumalıyım, anlamalıyım ki bu defa da metni kendime özgü, kendime ait kılmalıyım. Peki Şılayır Mahır tam da burada bize bu iki yöntemin sağlıklı işleyebilmesi için ilkesel olarak yanlış anlamadan kaçınmayı önerir. Yanlış anlamadan kaçınma hususu üzerinde daha sonra Paul Ricoeur'da vesairede, Dilthey'de, Gadamer'de pek çok farklı isimler üzerinde farklı boyutlarıyla konuşacağız. Burada belirgin olan Gadamer'in de özellikle vurguladığı, üzerinde durduğu çok önemli hususlardan birisi ön yargıdır. Ön yargılı okuma. İşte mümkün olduğunca hem objektif hem subjektif okumalarımızda bir kör ön yargıya takılmaksızın metin üzerinden metnin ilişki kurma, bu metnin nesnel araçlığını, aracılığını ve dilsel iletişim aracı olarak taşıması gerekeni taşımasına imkan vermektir. Böyle bir durumda hermenötik işlevseldir ve bizi yanlış anlamadan kaçınarak daha doğru bir anlamayı mümkün kılacak bir noktaya bizi taşır. Dersimizin bu önemli noktasında Şılayır Mahır üzerinden Ebu Zeyd Mervun bize bu tarihçeyi özetlerken son derece önemli bir hermenötik ilkenin daha üzerinde durur ve okur ile yazar arasında gerçekleşen bir hermeneutical circle dediğimiz bir hermeneutik daireden söz eder. Şılayır Mahır hermeneutiğinde hermeneutik daire kelimenin tam anlamıyla sınırsız, sonsuz, döngüsel bir dairedir. Yani hermeneutik daire bir anlam dairesidir. Hermeneutik daire bir anlamın içinde zuhur ettiği dairenin adıdır. Ve bu okur ile yazarın birlikte oluşturdukları bir dairedir. Ve işte bu dairede anlam aranmalıdır, burada bulunmalıdır. Ve bu bize hermeneutin son derece önemli bir ilkesini Bayır Mahır adıyla özdeşleşen bir ilkeyi verir. Onu da müsaadenizle kırmızıyla yazalım. Temel ilke olarak yazalım. Temel ilke. Bütünü parçayı da
bütünden hareketle anlamak. Dersin başlangıcında Ebu Zeyd merhum üzerinden İslam kültürünü bir bütün olarak okumak temel vurgusu da tam anlamıyla bu hermenetik ilkeye bir atıftır. Az sonra bu ilkenin açılımını yaptığımızda temel olarak tam bu ilkeden ne anlamalıyızı ve Şilayır Mahır'ın tam olarak bize ne anlattığını daha iyi anlayacağımızı ya da anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu ilkeyi biraz açalım. Öncelikle Şilayır Mahır bize metnin bir bütünlüğünden söz eder. Bunu bir metin olarak düşünelim. Bu metin. Metin. Ve bir metin bütünlüğünden söz eder. Peki, Şılayır Mahır bir metin bütünlüğünden söz ettiğinde tam olarak bu bütünlüğün içine ne girer? Yani bu bütünlüğü oluşturan şey nedir? Şimdi birinci olarak değerli izleyenler, metin dediğimiz metnin kendi dilsel parçaları girer. Yani dilsel parçalar. Yani dil olarak bu metinde ne varsa işte şöyle çizelim. Metni oluşturan bölümler, paragraflar, cümleler vesaireler bunlar girer. Demek ki bu bütünlüğün içine bir metinsel parçalar girer. İki yazarın kendisi girer. Peki yazarın kendisi girdiğinde buraya ne girmiş olur? A yazarın tarihsel koşulları. Onun için biz neden birisinin fikirlerini, düşüncelerini anlatırken önce onun yaşadığı çevreyi, ortamı bir tanıtma ihtiyacı duyarız? İşte bu hermenötik ilkeden dolayı. Tarihsel koşullar. B yazarın psikolojisi. Yani onun yaşadığı tarihsel koşullar onda nasıl bir psikoloji oluşturdu? Mesela ben bu dersi yaparken de ileride inşallah bu dersi izleyenler olursa kısmet olur. Benim konuşmalarımdan, jest ve mimiklerimden, vurgularımdan, tonlamalarımdan hareketle diyecek ki Ahmet Hoca'nın yaşadığı dönemde hermenötik karşıtları varmış. Hoca bilinç altında onlar var. Arada bir de onlara cevap verme kabilinden ifade tonlamasını değiştirmek suretiyle cümleler kuruyoru görecek burada. Oradan hareketle ben bu konuşmamda gerçi şimdi söylemiş oldum ama bunu söylememiş olsaydım bile dikkatli bir izleyici ve dinleyici benim psikolojimden ve ifadelerimden ve tonlamalarımdan bunu çıkarabilecekti. Peki bu dairede üç okur var. Okur da bu daireye dahil olacak. Keza aynı biçimde A kendi tarihselliği ve kendi psikolojisiyle buraya dahil olacak. Şimdi böyle bir dairenin bu şekilde oluşmasını mümkün kılan beraberinde getirdiği zorluklarla birlikte Şılayır Mahır bu yöntemin iyi işletildiğinde doğru sonuçlar verebilecek bir hermenötik yöntem olduğu kanaatindedir. Şimdi konunun döngüselliğine ve diyalektik paradoksuna da suretiyle konuyu daha netleştirelim müsaadenizle. Şimdi Şılayır Mahır diyor ki okur yazarın
şu metnini, bu metnin şu X bölümünü doğru anlayabilmesi için. Bu dairenin tümünü anlamış olması gerekir. Buraya dikkat edelim lütfen. Bu dairenin bütününü anlamadan X'i doğru anlayamaz. Peki o zaman buraya yazalım. Bütünü anlamanın anlamı nedir? Bütünü anlamanın anlamı, bunu farklı bir renkle yazalım müsaadenizle. Parçaların tamamını anlamak. Bunun üzerinde duracağım. Burada bir paradoks var, bir döngüsellik var. Üzerinde duracağım. Bütünü anlamak parçaların tamamını anlamaktır. Peki bize Schleiermacher Mahir dedi ki X parçasını parçayı anlamakta bütünü anlamaktan anlamakla mümkündür. Buradaki döngüsel paradoksu fark ettiniz. Onun için dikkat buyurunuz. Schleiermacher hermeneutiğinde bir metni okumak tekrar ve tekrar okumaktır. Şimdi birinci adım, rengi değiştirelim. Birinci adım. Parçaları okuyoruz. Parçaları oku. İkinci adım. İkinci adım. Parçalardan bütünün anlamını inşa et. İnşa et. Üçüncü adım. Üçüncü adım. İnşa edilen bütünden hareketle parçayı yeniden oku. Yeniden anla. Evet, üçlü bir diyalektik öneriyor bize. Son derece önemli. Şimdi YouTube'a oturuyor adam. Bak görüyor musunuz? Gelin bak şurada, şu surede nasıl mantık hatası var? Nasıl yanlış anlama var? Sen önce bir mantığın ne olduğunu bir öğren de ondan sonra konuş. Kur'an'ın bütününün farkında mısın ki parçadaki problemi görüyorsun? Bakın bunlar ne kadar önemli. Kur'an üzerine konuşmak, hadis üzerine konuşmak öyle her insanın birkaç tercüme, meal bilmem ne okudu diye konuşabileceği bir alan mı? Hayır. Onun için Kur'an'da bir ayeti anlamak için Kur'an'ın bütününün mesajına, bütününe vakıf olmak gerekir. Bütününe vakıf olmak için parçaların hepsini dikkatli bir biçimde dilsel olarak anlamayı gerektirir. Bunları ilerleyen derslerimizde daha detaylı bir biçimde inşallah hem tahlil edeceğiz hem de üzerinde konuşarak okuyacağız. Böyle olunca tüm sure ve ayetleri dikkatli bir biçimde dilsel olarak anlayacaksın. Sonunda bu Kur'an bu parçalarda tamam olarak bir bütün halinde bana ne söylüyor? İnşa edeceksin. Sonra bu bana söylediği
nihai mesaj, o bütünlükten hareketle şimdi ben birinci sureyi, ikinci sureyi, üçüncü sureyi, şu ayeti, bu bütünün rehberliğinde yeniden okuyup anlayayım diye okumak, anlamak hermenötik budur işte. Yorulduğunuzu biliyorum. Az kaldı bitireceğim. Fakat çok önemli bir hususa dikkat çekmem gerekiyor. Onun için biraz kendime yer arıyorum. Boşluk arıyorum. Evet. Şurada bir boşluk var, onu değerlendirelim. Şair mahir için hermenötik mantık. Diyor ki Şilayr Mahır, mantık bize nasıl doğru düşünmenin ilkelerini veriyorsa, mantık bilmeden nasıl doğru düşündüğümüzden emin olamazsak, hermeneutik olmadan okuduğumuz bir metni doğru anladığımızdan emin olamayız diyor. Böylece Şilayr Mahır hermeneutiği bir metni okuyup anlamanın mantığına adeta tekabül edecek şekilde konumlandırıyor. Önemine dikkat çekebildik mi? Nasıl ki herhangi bir ilim dalıyla meşgul olmak mantığı ön şart olarak zorunlu gerektiriyorsa, bir metni, özellikle dini bir metni okuyup anlamak da hermeneutiği bilmeyi zorunlu olarak gerektirir. Hocam, bizim geleneğimizde tefsir teviline ne oldu? Geleceğiz, acele etmeyin. Asıl onları konuşacağız haftalarca. Ama Ebu Zeyd merhum bu hususlara, tefsire, tevile, tercümeye vesaireye girmeden önce geleneğimizdeki duruma, geleneksel okumaları analize başlamadan önce çağdaş süreçlerde özellikle Batı dünyasının edebi, sanatsal ve felsefi metinlerini okuyup anlama konusunda geliştirdikleri hermeneutiğin, tırnak içinde söylüyorum, tartışmaları paranteze alarak, bir yöntem olarak görebilmenin imkanını bize önce özetlemek istedi. İşte bundan sonraki birkaç derste daha, ne kadar sürer bilmiyorum, bu hermeneutiğin tarihçesinden, ekollerinden ve bugün geldiği noktaya kadarki süreçten özetle bahsedeceğiz. Bugün Schleiermacher'ı Mahır'ı ele aldık. Önümüzdeki ders Wilhelm Dilthey'den bahsedeceğiz. Öyle devam edeceğiz. Bu dersimizin de siz değerli öğrencilerime ve sevgili izleyenlere hayırlı olmasını, düşünce dünyalarına katkıda bulunmasını ve akademik faaliyetlerinde ve yürüyüşlerinde rehber olmasını dileyerek bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla ve afiyetle kalınız efendim.